Biliyorsunuz moda dediğimiz şey her sene değişiyor. Bir dönem moda olan bir şey diğer dönem demode olabiliyor. Örneğin babalarınızın gençlik fotoğrafları. Bakın hepsi İspanyol paça pantolon giymiş, koca koca adamlar paçalı güvercin gibi. Gerçi şimdiki nesilde kısa paça pantolon giyiyor. Eminim 20 sene sonra o da komik gelecek. Kaldı ki ne değişmiyor ki şu hayatta. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos hocamız boşuna dememiş. Ama Heraklitos hocamızın erkekler için değişmez 5 moda kuralından haberi yok tabi. Şimdi hayatta olsaydı da onu anlatsaydık. Moda ne olursa olsun arkadaşlar kadife olsun, kısa paça olsun, spor giyimi olsun hiç fark etmez. Sizi sayacağım bu 5 kural her zaman geçerli. Atın hafızaya şimdi başlıyoruz. Bir. Ceketinizin düğmeleri. Ceketinizin düğmeleri var diye hepsini iliklemek zorunda değilsiniz. Hele şu alt düğme var ya, alttaki düğme. O tamamen aksesuar. Bakın şimdi. Düğmemi ilikliyorum ve eğiliyorum. Gördünüz değil mi? Ördek gibi şişti. Siz siz olun o düğmeyi asla ama asla iliklemeyin. 2 Temizlik konusu teninize temas eden gömleğinizdir, iç çamaşırınızdır. Onları sık sık değiştirin, yıkayın. Ona lafım yok. Ama takım elbiselerinizi, pantolonlarınızı, ceketlerinizi her giyişinizden sonra yıkamayın. Deterjan varsa kurutma makineniz bunların kumaşlarına zarar verebilir. Güzelim kıyafetleriniz kısa zamanda eskisin, yıpransın istemezsiniz, değil mi? 3. Üst seçimi neredeyse hepimizde üstümüze giydiğimiz parçayı pantolonun içine sokma hastalığı var. Daha resmi duracağını düşünüyoruz. Tamam? Ben de bunu yapıyorum. Ama illa gömleğinizi pantolonunuzun içine sokacaksanız, arkası önüne göre daha uzun olan modellerden seçin. Tişört giyecekseniz de daha uzun modellerden tercih edin. Böylece ikide bir elinizi pantolonunuzun içine sokup düzeltmeye çalışmazsınız. Aa bir de kemer çok önemli. İlla üstünüzdeki parçayı pantolonunuzun içine sokacaksanız güzel bir kemerle kombininizi tamamlamalısınız. 4. Ayakkabı bakımı. Paralarınızı ayakkabılarınıza yatırıyorsunuz bir şey demiyorum. Peki ayakkabılarınızın bakımını yapıyor musunuz? Hayır. Parayı kolay mı kazanıyorsunuz? Ayakkabılarınızın bakımı çok önemli. Hem giydiğinizde temiz, düzgün, şıkır şıkır görünmesi için hem de ayakkabılarınızın ömrünü uzatmak için. Ayakkabınızın bakımını yapın, temizleyin, boyanızı sürün ve cilanızı yapın. 5. El çantası Biliyorsunuz artık sırt çantaları sadece öğrenciler için değil. Marka marka çeşit çeşit sırt çantaları var. Acayip de havalı modeller var. Ama ne kadar havalı olursa olsun hiçbir sırt çantası takım elbiseyle kullanmaya uygun değil. Takım elbise giydiğinizde sakın ola sırt çantası kullanmayın. Sırt çantası yerine el çantası kullanın lütfen. Beni kırmayın, incitmeyin. İşte bu 5 kural moda ne olursa olsun geçerliğini yitirmeyecek altın değerindeki kurallar. Bugün de bileğinize altın bileziğinizi taktığımıza göre benden bu kadar. Yorum ve sorularınızı videomun altına yazabilirsiniz. Hadi bana eyvallah.